Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Yusuf Sabaz'ın ilham verici hayat hikayesini anlatacağız. Geçirmiş olduğu trafik kazasından sonra hayata dört elle sarılan Yusuf, hem iş hayatında hem de halter sporunda büyük başarılara imza atıyor. İşte detaylar haberimizde. O Yusuf Sabaz. Geçirmiş olduğu trafik kazasına rağmen hayat mücadelesini bırakmadı. 40 yaşındayım. Şu an milli eğitimde memurum. Aynı zamanda halter sporla uğraşıyorum. 2017 ve bu yıl Türkiye ikinciliğim ve Türkiye dördüncülüğüm var. Tedavi amaçlı başlamış oldum bir spor. Uşak'ta trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren Yusuf Sabaz, tedavi amacıyla başladığı halter sporunda ilerleyerek dereceler getirdi. Şimdi milli takım hedefliyor. Sonra müsabakalara katılarak müsabaka sporcusu olmaya başladım. Ve tabii önümüzde daha güzel amaçlar, daha güzel gayelerimiz var milli takım gibi. Yusuf Sabaz geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını yeniden şekillendirdi. Hayata tutunma mücadelesi onu hem iş hayatında hem de sporda büyük başarılara taşıdı. Şimdi trafik kazasından sonra tabii engel durumu oluştuğu için insanların, daha doğrusu ülkemizdeki veya etrafımızdaki engelli insanların farkındalığına vardı. Kazanın ardından hayatı değişen Yusuf, sporun ve mücadeleci ruhunun yardımıyla hayata yeniden tutundu. İşte Yusuf'un bu zorlu yolculuğunda karşılaştığı dönüm noktaları. Hayatımın dönüm noktası aslında iki tane. Biri kaza yaptıktan sonra tedavi süreci içerisinde karşıma çıkan insanların mücadelesi. Benim için çok motive eden bir şey. Bence hayatımın dönüm noktasından biri bu. İkincisi de bu halter sporuna başlamam. Bu da benim için çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü hayata bir şekilde sosyal aktivite olarak başlamak gerekiyor. Ve bu halter benim için çok güzel bir önce olmuştu. O her şeye rağmen sporu bırakmadı. Hayat mücadelesine devam ediyor.